ağır yaralı olanları Manastır Askeri Hastanesi'ne sevk edelim. Cenazeler için de mezar kazılsın. Başına komutanım. Şu soysuzların peşine düşelim artık. Sizce bunu kim yapmış olabilir komutanım? Buraya tayin olunca öğrendim ki bazı çete reisleri ve adamları Hristiyan vali yardımcısının girişimleriyle serbest bırakılmış. Bu nasıl iştir Mehmet? Bu girişimlerden sonra baskınlar ve cinayetler arttı. Baskınları bu çetelerden birinin yaptığı aşikar. Ama hangisi? Todor çetesi mi? Ivanoviç ve adamları mı? Yoksa Dimitri ve çetesi mi? En yakındakinin ininden başlayalım komutanım. Dikkatli olun. Başla komutanım. Peşinizden takip taburu gönderdiler. Kristof kaçmanızı söyledi. Öyleyse dağlara doğru çekilelim Dimitri. Ne dedin sen Yorgi? Yorgi doğru söyledi Dimitri. En güzeli dağa çakılalım. Peşimizden asker göndermişler, duymayı mısın? Hiçbir yere kaçmayız. Tam tersine vadiye döneyiz. Hepimizi öldürmek mi isteysin be? Oradan vadi avucun içinde. Kim gelirse aşağıdan güreceğiz. Pusuyu atacağız, teker teker hep basını tepeleyeceğiz. Kalabalık geliyorlar. Baş edemeyiz o kağıt adamla Dimitri. Baş edemeyiz. En güzeli dağa çakılalım. Kaçalım. Hiçbir yere kaçmayız. İtiraz olan var mı? İnşallah bu ateşini düşürür Ramiz amca. Mustafa'm ya düşmezse? Ne biçim konuşuyorsun Çapar Efendi? Düşecek inşallah, inşallah. Düşecek tabii. Niçin düşmesin Fatma Hanım? Doğru söylüyorsun. Düşecek, düşecek. Düşmez, düşmez. Siz beni bırakın. Zarif abi iyi bir ekibe getirirdi. Olmaz Ramiz amca. Seni bu halde bırakamam. Bırakın dedim. Zarife, ekime götürüldü. Sen yorma kendini, hadi. Baba. Ben götürürüm Zarife'yi ekime, sen merak etme. De bak ne dey, vay de, vay de ne dey, ben götürürüm dedi. Tamam, haydi. Fatma. Baba, vay da, olmaz, kız başlarına gitmesin. Tehlikelidir, lazımdır herhangi bir erkek gitsin yanlarında. Yanlarında bir erkek lazımdır bulunsun. Yolcu Ramiz amca gider ayak doğru söyleyin. Bana bak ispanak patlatırım senin öbür gözünü de. Vahide. Duymaz mısın ne Süley? İspanak doğru söyley. Vahide titreye bak. Donayım şimdi de donayım. Tamam. Hasan da paşa. Paşa Hasan eniştemiz götürür. İyi mi? Hasan olmaz Fatma yenge. Onarı soktu. Allah'ım bu nasıl bir arıymış bu bile. Maşallah bu arıya bir soktu. Hiç kıpırdayamaya adam yerinden. Tek bir arı değil Fatma yenge. Bir kovandolu sarı sokmuş. Ne? O vakit haklı. Öyleyse bir ben kaldım erkek. Zarife hazırlan. Manastıra gideyiz. Nereysin be? Mor ispanak. Yeter. Kesin gevezeliği. Konuşacaksınız dışarıda konuşun. Namık da sizle geliyor, bu konu kapanmıştır. Sen kim olasın ki bana emir veresin? Sen beni karın olacak nevresteyle karıştırırsın galiba. Mustafa çocuğum, nevresteyle mi evleniyorsun? Ya, evet Cabbar Efendi. Nevresteyle evleniyorum. Ne çocuğum, sen bana dememiş miydin ben istemeyim evlenem nevresteyle? Vazgeçtim Fatma yenge. Nevresteyle evlenmek istiyorum. Şimdi rahatladınız mı? İşi olmayan odayı boşaltsın. Ne bağırıyorsun be? Zaten Ramiz amcanın durumu kötü.